nesneye farklı yöntemlerle yaklaşma gibi bir şey sezdim yani Foucault'dan çıkan senin fikrin ne olur? Ya Foucault'un çok fazla okumayan ilk kitabına baksak, bakarsak mesela nasıl çeviririz? Delilik ve psikoloji diyelim. Mental illness and psychology diye bir yazı. Revize edilmiş hali 1962 ilk yazım 1954. Orada Foucault'un analize, yani ilk versiyona bayağı fenomenolog, Marksist ve psikanaliz yapıyormuş gibi yaklaştığını görüyoruz. Ama ikinci edisyonda hemen hikaye, deneyimin nasıl ortaya çıktığı hikayesine dönüşüyor. Bir örnek veriyor. Ne kadar güçlü bir örnek bilmiyorum ama yaşadığı sorunlarla başa çıkamayıp kendi çocukluğuna dönen birinin kendi çocukluğuna dönebilmesi için o toplumda çocukların yaşamıyla erişkinlerin yaşamı arasında mutlak bir ayrımın olması, erişkin yaşamının daha tehlikeli, çocuk yaşamının daha güvenli olması ve ancak bu sayede bu deneyimin mümkün olabileceğini söylüyor Foucault. Şimdi benim Foucault'u kurgulamam, ölmeden önce son söylediği söz üzerinden kurgulamam aslında oraya gönderme yapıyor. Bana öyle geliyor ki Foucault bu tür deneyimlerin hesabını vermeye çalışıyor. Yalnız bu yani şey ayrımını çok anlamadım açıkçası. Metodoloji ayrımı yok ama yöntem ayrımı var mı çok anlamadım ama ben şöyle okuyorum. Metodoloji veya yöntem ayrımı da var ama Foucault her seferinde elindeki araçlarla bu hesabın verileceğini, verilemeyeceğini anlamaya çalışıyor gibi. Verilemeyeceğini anlıyor gibi geliyor bana. İşte 1960'larda bu hesabı sadece söylem analiziyle yaparım gibi yola çıkıyor ki 1960'larda bile söylem analizinin dışında olan şeyler vardır ama yeteri kadar geliştirilmemiştir. O yüzden biz hangi versiyon hatırlamıyorum ama birkaç edisyon sonra giriş bölümünde işte şunları anlatamadım ben şu yüzden diyor ve iktidar analizi yapmaya başlıyor. Burada metodoloji değişiyor çünkü artık tarihsel a priori'ye bakılmıyor. İktidar ilişkileri analizi yapıyor. Ama bence hala anlatılmak istenen hikaye, hesabı verilmeye çalışılan obje yani öznel deneyim aynı. Ve 1980'lerde bu işin bir de insanların kendi kendilerine norm empoze etme tarihi varın farkına varıyor gibi geliyor Foucault. Yani verebileceğim buna en basit örnekte buraya gelirken üniversite beni gerçekten zorlamadı. Psikiyatri kitabı da okumadım ama isteyerek pantolonla geldim, etekle gelmedim. Çünkü kendi kendimi de maskülen olarak kurgulamaya çalışıyorum. Dolayısıyla ben aslında Foucault tam olarak ne yapmaya çalışıyordan çok Foucault bunu diyor. Bu dediği perspektiften Foucault felsefesini yeniden kurgulayıp bir hikaye anlatmaya çalışalım mı yapmaya çalıştım. O yüzden metodoloji farkı da var bence bu anlattığım hikayede. Çalışılan özne aynı. Ama bu metodolojiler hep birbirlerini desteklemeye ve eksikleri kapatmaya yönelik bir farklılık. Her dönemde de Foucault şunu yapmıştık, bu eksik kalmıştı, şimdi bunu biraz unutalım, bu tarafa vurgu yapalım diyor. Dolayısıyla her dönem aslında eksiktir Foucault'da. Yani son cinselliğin tarihini yazdığı dönemde de iktidar görmezsiniz. Tarihsel a priori analizi görmezsiniz. Sadece kendilik teknolojileri görürsünüz. Çok özür dileyerek kendi konumu biraz şey yaparak yüze de bir müdahalede bulunmak istiyorum. Çünkü Barış'ın müdahalesiyle çok benzer. İki konuşmada da yani Şefak'ta da Aret'in konuşmasında da örneğin yönetim sorununun çok fazla ortaya çıkmadığını yani gerçi individual conduct diye yani conduct'ın kendisi yönetim sorununun parçası Şefak'ta vardı. Evet yani burada tam Barış'ın dediği gibi yani hani metodolojinin değişmesi değil yani Foucault'da soruların ve problematiğin sürekli olarak değiştiği bir alan var yani hani o yüzden sadece kendilik teknolojilerinin olduğunu kendi başına düşünmüyorum ben yani orada kendinin kendiyle olan ilişkisinin farklılaştığını ve bunu başka bir kavramla ve başka bir soru eşliğinde de getirdiğini konusunda ufacık bir itiraz yaparak da Foucault'un son bir iki yılda İngilizce'ye çevrilen, son 2-3 yıl önce Fransızca edisyonu yapılan 1984'teki Collège de France eserlerine bakarsanız 1970'lerin sonundaki governmentality hikayesinin de bırakıldığını
ve Foucault'un çok yoğun bir şekilde kendilik teknolojileri çalıştığını görürsünüz. Yani şeyi tavsiye ediyorum açıkçası. Foucault hala bitmedi çünkü Collège de France derslerinin hepsi hala yayınlanmadı. Bu benim az önce gönderme yaptıklarım 80'lerde Foucault'un kendilik teknolojileri çalıştığı dönemdeki Collège de France dersleri, bunların hepsi 300-400 sayfalık derslerdir. Bir iki sene önce yayınlandı. En sonuncusu adını hatırlamamakla birlikte The Government of the Living değil, neyse adını hatırlamamakla birlikte bu geçen yılın Eylül ayında çıktı mesela ve hala çıkmayan bazı yazılar var. Dışarıda konuşmaya devam edelim değil mi? Sözü salona bırakıyorum. Ben sadece oraya yani şöyle diyorum. Yani orada tehlikeyi gördüğüm bir varsayım şu. Yani nihayetinde evet. Yani bir ben eksiklik gibi bir şeyi çok kabul etmiyorum o şey içerisinde, izlek içerisinde. Yani onları eksiklikten çok gerçekten şu balina imgesi benim çok aklımı şey diyor. Yani o hani Suriye'den çıkma anlarında havada gördüğümüz Foucault'lar bunlar. Ama nihayetinde o alttan alta giden balina aynı balina. Dolayısıyla ben orada hani ne odak farkı ne başka bir şey görmüyorum. Sadece tam da anlattığı şeyi yapıyor. Foucault hep krizlerle ilerleyen bir figür. Bunu Deleuze de söyler, başkaları da söyler. Dolayısıyla hani kendi yaşamsal deneyimin içerisinde ve kuramsal çalışmanın içerisinde bir krize girdikçe tam da yabancı bir, hani orada kendi tam da tarihsel afriyonları tarif ederken söylediği gibi o andaki kuramsal aygıtının cevap veremediği bir problemle karşılaştıkça onu da içine alacak bir biçimde dönüşüm geçirmeye başlıyor. Dolayısıyla buna hani böyle zamansal bir şey olarak bakmak lazım. Böyle kesintiye uğradığı yerlerde değil de Foucault'a bir bütün olarak bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Öteki türlü şey diye düşünmeye başladı. Evet son 84'teki lecture'ları yakaladık ama 85'te yaşasaydı da bir lecture verecekti ve orada eminim bir şeylerin farklı söyleyecekti. Biz de ha evet Foucault aslında bunu demeye çalışıyordu diyecektik. Ama 87'de eminim ki o yine değişecekti. Dolayısıyla hani o hani Foucault şeyi bitmeyecek. Yani şu anlamda bitmeyecek. O lecture'ların tamamı da yayınlandığında yine bitmeyecek. Öyle bir problem kaçınılmaz olarak orada yaşamaya devam edecek. Yani. Soru var mı? Benim sorum şey Şafak Uysal'a olacaktı ama biraz da yanıtını almış gibi oldum. Aslında Arif Hoca bu genealoji ve arkeolojiden genealoji metoduna geçme sürecinin birbirinin tamamen ayırmadığını sanırım beraber yürüdüğünü ve daha sonra beraber kullanıldığını bir şekilde söyledi. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz? Çünkü sunumlarda yani sizin gösterdiğiniz tabloda bunun daha işte ayrıldığının birinden diğerine geçildiği gibi bir izlenim aldım. Yanlış aldıysam özür dilerim ve şey yani böyle bir ayrım varsa eğer tam olarak bu yöntemler birbirini nasıl ayırıyor birbirinden? Teşekkür ederim. Yani aslında dediğim gibi biraz yanıtlamış gibi düşünüyorum ama yani ben çok öyle bir ayrım olduğunu düşünmüyorum. Sadece domainler değişiyor. Yani hani analizin yöntemi bile değil de domaini değişiyor. Onu Türkçeleştirmek de zor bir şekilde çekiyoruz. Yani nüfus alanı değişiyor ama yöntem de aslında ilkesel olarak onu harekete geçiren motorda çok da bir değişiklik olduğunu ben düşünmüyorum. Dolayısıyla o ayrımları açıklamaya da ihtiyaç duymuyorum. Biraz hani sorunu böyle kesmek gibi olacak ama hani ben onu çerçeve, yani biz onu anlamlandırabilmek için böyle parçaları bölmek durumundayız. Nihayetinde analitik bir çalışma yapıyoruz. Ben diyorum ki mesela aynı şeyi ben de yaptım. Hani karanlık odayı epistemolojik bir düzende tarihsel yapıyorum. Bir yapı çerçevesinde. İşte toplama kamplarını siyasi bir düzlemde iktidar ilişkilerini hani örneklendirmek üzere, onun nasıl çalıştığını örneklendirmek üzere, işte günah çıkarma odalarında etik bir bağlamda hani kendi ilişkinin nasıl biçimlendiğini anlamak üzere inceledim. Çünkü hani Foucault hani bunu söylediği için değil, bir biçimde onları örneklemeye sadece, yani o parantezleri açmaya elverişli yapılar oldukları için. Ama nihayetinde bu üç örneğinde, bu üç bağlamında ya da aslında Arendt'in bir anlamda bütün sunuşu boyunca yaptığı gibi hani aynı sorunsalın üç yöntemle de tekrar tekrar hani kurcalanmaya eleştiği boyutları var. Dolayısıyla hani orada yani biz bunu yapıyoruz analitik
bir şekilde Foucault'yu algılayabilmek ve anlamlandırabilmek için bu bölümlenmeyi yapıyoruz. Aslında orada bütünlüklü bir yapı var. Benim bir itirazım, iki sorum olacak. Çok da vakit almaması için öncelikle assemblage kavramını arrangement olarak çevirmeye ben itiraz ediyorum. Aynı zamanda ajans, fail demek ve failleşme olarak da anladığımız zaman tam gittiğimiz hatta da buradan sorun bağlanacak zaten. Şimdi şöyle bir dize çizdiniz ve hani regulation'da bu aslında sunumun ortak keseniydi. Kavramlar problemlerini ortaya çıkar, birbirlerine bağlanır dediniz. Ama şunu düşündüğümüz zaman özellikle hani bu assemblage kavramı politik ekonominin bir kenara bırakılması özellikle şehircilikte ve yaptığımız Delanda eleştirisinde kavramlar vardır dediğimiz zaman bunu ciddi düşündüğümüz takdirde kavramlar kendi problemlerini ortaya sunmaz mı? Özellikle mesela Rizom gibi bir kavramı düşündüğümüz zaman. O yüzden kavramlar problemler değil mi ortaya çıkar? Kavramlar kendi problemlerini size dayatır mı? Sorun bu. Özellikle bunu itirazla assemblage'ın failleşme olarak algıladığımız zaman zaten kendi problemini bize dayattığını söyleyemez miyiz? İkinci sorum da Şafak Uysal olacak. Dünkü Ali Ergun'un sunumuyla birlikte düşündüğüm zaman bu mimari deneyim üzerindeki etkisini bugün düşünmeye çalıştığımız takdirde özellikle bu enformasyon çağı olarak aldığımızda ve insan merkezli bir analizden artık non-human agents'leri de işin içine kattığımızda mimarinin bugüne dair bize söyleyebileceği ne olabilir? Özellikle mesela mimari grafik tasarım ya da web design ya da ağ tasarımları gibi bir hale mi dönüşmeye başlar? Teşekkürler. Şimdi özellikle kavram tanımını ve Kangilhem'in kavramların tarihi, kavram-problem ilişkisini düşündüğümüz zaman hem Deleuze'de hem Deleuze'de ve Gattari'de hem de Kangilhem'de esasında gerçekliğin akla sunduğu bir problem vardır. Ve o problem bize mevcut kavramlarımızı düzeltme ve inceltme zorunluluğunu dayatır der iki düşünür de. Şimdi Deleuze'ün Şerizon kavramını örnek verdiniz. Ondan sonra Ajansman orijinal kavramla ilgili itirazınıza geleceğim. Mesela orada bir problem var. Çünkü düşünceyi kök ağaç imajından kurtarmak, onun yerine farklılıklara, çoğulluklara, oluşlara, süreksizliklere ve sürekli yerinden etmelere yer açacak, imkan sağlayacak yeni bir düşünce imajı, kök ağaç düşünce imajının yerine kurmak. Bu düşünceyi Deleuze'ün çok itiraz ettiği o Hegelci karşıtlıklar boyunca sadece aklın kendi ilerlemesi, kendini aşması, açması tarihi olarak görülen ve bunun işte yaşam bilimlerinden felsefe ve kompütür bilimleri alanına hatta işte politik tartışmalara kadar kat eden bu imajın yerine daha düşünceyi de özgürleştiren, insan pratiklerini de özgürleştiren Rizom imajını koyma gibi bir problem. Ve de ajansman kavramı maşinik, ajansman maşinik şeklinde kendi başına çok ender kullanılır. Ve orada orijinal Fransızcasında tabii yani kavram çeşitli çağrışımlarıyla yeniden yorumlanabilir. Ama hani ben kendi okumalarımdan da Deleuze'ün kendi problematiğini, kendi derdini yorumlamamla birlikte değerlendirdiğim zaman o
Stanlich ve Dölanda aracılığıyla kentleşme çalışmalarına aktarıldığı biçimiyle esasında Döloz'un kendi o problematiğinden koparılmış olarak aktarıldığını görüyorum. Yani o düzenlenmeler, o bir araya gelişler belirli bir içkinlik düzeni halinde olur. Eğer biz bugünü şimdi problemleştiriyorsak ki Döloz'a göre biz felsefenin işi işte kavram yaratmaktır ve kavramlar da gerçek problemlerle ilişki içinde yaratılmak zorundadır. Ve bu anlamda da kendisini Döloz yani empirisist olarak da tanımlar. Ve gerçekliğe yeterli kavramlar olmak zorundadır. O düzenlenmelerle ilgili mesela eğer biz Stanlich kavramını Döloz'un problematiği içinde değerlendirirsek ve de kentsel gerçekliğe taşırsak o zaman zorunlu olarak içkinlik düzlemi kavramını dışarıda bırakmadan kullanmamız gerekiyor. Ve Döloz'da evet yani biz bugünü kapitalizmi dışarıda bırakarak, kapitalist aksiyomatiği dışarıda bırakarak o düzenlenmeleri düşünemeyiz, anlayamayız ve de problemleştiremeyiz der kendisi. Ama Dölanda aracılığıyla o kavramın şehir kentsel çalışmalar alanına aktarılması böyle bir Döloz'un kendi yaptığı uyarıyı yok sayarak gerçekleşen bir pratik. Buna işaret etmeye çalıştım. Yani belki şey yani ikna olduk ya da tatmin olduk. Arada devam edebiliriz. Tabii tabii. Seve seve. Ben şimdi Ali Ergun'un sunuşunu kaçırdığım için tam nasıl bir bağlamda tartışıldığını bilemedim ama yani soruyu biraz daha yani çünkü anladığım şey aslında çok basit yapacağım bir şey yanlış anlamayayım diye soruyorum. Şöyle söyleyebilirim belki hani Ali Ergun'un sunuşunda vardıysanız diye belki daha betimleyici olur diye demiştim. İnsan bilimlerinin doğa bilimlerine, doğa bilimleri uç beyleri başlıklı bir sunuşu vardı. Simon Dombrillo ve Latour üzerinden. Tam da işte bu agent network teori ve daha çok insan faillerden insan yapılarına, bu tam da taşıyıcılara odaklanmanın kendisi ve aslında bu iki soruyu o yüzden iki soru olarak formüle ettim. Yani bir yandan assemblage'ın kendisiyle de ilişkilendirebiliriz belki. Mimarlığı bugün nasıl düşünmeli bunlarla birlikte? Yani insan deneyimlerini bir şekilde bağlayan, üreten, tam da o üçlü şema içinde, Foucault'cu üçlü şema içinde ilişkileri, subjektiviteleri ve kendiliği yaratan ya da üzerinde etkisini bulunan bir mimarlık deneyimine sanal gerçeklik gibi bir dünyada mimariyle nasıl düşünülürüz? Daha çok sorun buydu. Yani orada benim çok temel kabullerimden bir tanesi, ben bu sanal gerçeklik tartışmasını kendi içerisinde tamamen aslında manasız buluyorum. Yani şundan dolayı nihayetinde sanal ya da değil, biz mekanın içerisinde var oluyoruz. Her zaman fiziksel varlıklarız. Yani hani ruhani bir düzleme sıçramadığımız sürece her zaman bu varlık bir biçimde mekansal, hani spatial diyebileceğim bir boyut barındıracak. Dolayısıyla orada değişen şey mekansallığın değil, orada değişen şey bedensel repertuarının genişliği ya da darlığı ya da odağı olabilir. Dolayısıyla evet ben bir odada duruyor ve bir ekrandan doğru bir dünyayla, koca bir dünyayla temas ediyor olabilirim ve bütün hayatımı böyle geçiriyor da olabilirim. Ama nihayetinde orada duran ben fiziksel bir varlıktır. Sadece repertuarım bir hani keyboard'a dokunan parmak uçlarım var. O ekrandan gördüğüm yani dolayısıyla kaçınılmaz olarak görsel ve yani görme ve okuma üzerinden tanımlanacak bir repertuara ve fiziksel varoluşunda ağırlıklı olarak oturarak ya da yatarak her nasıl sanal gerçekliğe bağlanıyorsam o pozisyona sıkışmış ya da daralmış olabilir. Ama nihayetinde o mekanın kurulumunda hiçbir değişiklik aslında özünde yoktur. Dolayısıyla mimarlık hani Antik Yunan'da olduğundan çok farklı bir yerde şu anda değil. Evet daha dijital bir araçlarla donanmış olabiliriz ama
o nereye, her nereye bağlanıyoruz olursak olalım, o sanallı yaşadığımız yerin dışında kendi bedenimizi bir biçimde, bir yerde her zaman tecrübe ediyoruz. Ve bizim esas mimariyle etkileşimimiz en azından, tabii ki hani bu enformatiğin mimarisini yansıtalım anlamına gelmiyor. Ama mimariyle, bilgisayar anlamındaki mimarilikle ilişkimiz bu anlamda hiçbir zaman değişmiyor diyebilirim. Yani orada esas bulgu yapılması gereken şey repertuar, bedensel repertuar ya da tecrübe alanının bize sunduğu repertuar ve temas rejimleri olduğunu düşünüyorum. Ben çok kısa, yani o soruyu gelirken bir kafamda başka bir cevap bir önceki soruya geçti ama o tartışmaya bir taraftan çok çatallandırmak istememekle beraber Kangiye'nin yaptığı bir tanım var. Hani normalin ne olduğuna dair ve normun ne olduğuna dair. Onun açıklayıcı olabileceğini düşünüyorum şu Foucault tartışması ile ilgili olarak. Sonuçta Kangiye'nin basitçe sağlıklı olan organizma çevresindeki değişikliklere cevap verebilen ve yeni normlar üretebilen organizmadır der. Çok kabaca. Yani normal olan ya da normalizm dediği şey dışsal bir normalin esas kabul edilmesi ve buna göre can organizmanın performansının ölçülmesi, başarılı bulunması ya da bulunmamasıdır. Sağlıklı organizma ona göre ise kendi çevresel koşulları değiştikçe, yani normunda bir değişiklik oldukça, daha doğrusu çevresel koşulların bir değişiklik oldukça kendisi için yeni o normda üretebilen, normatif olabilen, norm üretebilen bir canlıdır der. İşte burada sanıyorum hani Foucault'a nasıl bakacağız? Normalist bir yerden mi bakacağız, yoksa normatif bir yerden mi bakacağız? Yani ona çevresel koşulları, bağlamı, problemi, krizleri değiştikçe kendisi için yeni normlar üreten bir organizma olarak mı bakacağız? Bir hani düşünsel organizma olarak mı? Yoksa ona hani belli dönemlerde belli konulara odaklanan, o yüzden de öbür konuları hani hasır altı eden bir organizma olarak mı bakacağız? Ben hani o cetvelin biraz daha doğal olarak hani normatif tarafına kaymak eğilimdeyim. Yani orada şu önemli bir şey çıkıyor. Ben de yani birlikte okuduğumuz zaman eğer nesnesi değişmiyorsa veya işte experience'a, işte deneyime gireceksek, yani genelde konu şey, işte özneye dönme. Şimdi bu iktidar ilişkileri çalışıyor, şimdi söylem çalışıyor. Yani nesnesini daha çok bunlarla düşündük biz. Yani işte söylem çalıştı, iktidar ilişkisi çalıştı, özne çalıştı gibi. Şimdi altında giden böyle bir şey işaret ettiğiniz zaman, ki ben de katılıyorum o anlamda, yani o yüzden bir şey yapıyorum. Yani problematization'la birlikte gelen bu şeyin açılması deneyim. Tamamen başka bir Foucault okumasından ve çok önemli bir deneyim taşımasına girmemiz gerektiğini inşa eden bir şey aslında. Yani burada eğer bu nesne üzerinden gidiyoruz, bunu kuruyorsa bütün analizlerinde, bu basitçe şimdi özneye girdi, özne deneyime bakıyor gibilerden bir şey diyemeyiz aslında. Deneyimin ne olduğunu, çünkü baştan beri fenomenolojiyle, hermeneutikle ve şeyle, işte yapısalcılıkla şunun bunun şeyleri var, gerilimleri var. O zaman deneyimi çok ciddi tekrar bir bakmamız gerekiyor. Yani çok önemli bir soru çıkartıyor diye altını çizmeye çalıştım. Bir şey, eğer soru yoksa şu aktarım kavram aktarımı üzerinden gitmesi üzerine hangi yerde bir şeyden bahsediyor. Büyük tartışmalarda falan da vardı. Senin hatta orada müdahalesi var aslında. Böyle işte mekanın saçaklanması, işte bilginin farklı yerlerde, farklı araçlarda, farklı şeylerle gitmesi üzerinden düşündüğümüz zaman teorilerin veya işte bilimsel eylemin sürekliliğini aslında kavramlar üzerinden sağlayamayız gibi bir şeye geliyoruz. Şimdi bu anlamda bilimsel eylemin ve bilimsel ürünün form almasını sadece kavramlar üzerinden düşünemeyiz ve kavramların öğrenilmesi üzerinden de bilimsel aktivitenin sürekliliğini, aktarımını düşünemeyiz. Bu anlamda bir öbür tarafa gitmesi common sense ile bilim arasındaki araştırmayı basitçe ikisinin dil ve kod farklılıkları üzerinden anlayamayız. Bu başka bir eylemlilik üzerinden gidiyor gibi. Ve şu problematization, işte bu sorunsallaştırma şeyi bize başka bir yol açıyormuş gibi geliyor bana. Şimdi bilmiyorum. Ben buna müdahale edeyim. Süreklilik, evet, bir aktarım kavramların farklı alanlardan, hatta işte insanların kendi politik, toplumsal pratik ve teknik kaygılarıyla da ilişkili olarak canlılar dünyasına, canlılarla ilgili olguların açıklanmasına aktarılması ve bulutta da bizzat bu aktarılan kavramların o deneysel araştırmalar kurucu rol üstlenmesi gibi bir şey söz konusu. Şimdi fakat burada Kangiye'den
yani eksik ya da yanlış ifade etmiş olabilirim eğer öyleyse düzelteyim. Bir süreklilikten söz etmez. Tam tersine yani kanyonun epistemolojik tarihi kavramların tarihidir. Ve de kopuşların tarihidir esasında. Ve de hani tek hiçbir kavram ilk başta kurulduğu haliyle kalmaz. Yani sürekli o deney ve o hakikat işçiliği süresince sürekli inceltilir, değiştirilir. Yerine daha yaşama nasıl diyelim, o mimetizm verisi ve yaşamın otopoyesine daha çok dokunabilen kavramlar der. O tür kavramlar da sürekli yer değiştirir. Ama burada kopuş mesela bilimsel söylemle gündelik insan pratikleri, gündelik pratikler ya da insan diğer bilimler arasında da bir kopuş vardır. Yani işte bugünün biyolojisi kimya değildir, fizik değildir ve farklı rasyonizmler var ki bu farklı rasyonizmler vurgusunu da Gaston Bachelard da alır. Hem tarihsel kopuşlar vardır hem de zamansal farklı disiplinler arasında o bölgesel rasyonizmlerle ifade ettiği kopuşlar vardır ve bu kopuşlar esasında hani gündelik yaşamla, gündelik pratiklerle bilim arasındaki kopuşlarla belirtilir. Orada bilimi özellikle de hakikat normuyla, hakikat peşinde hakikat normuyla işleyen bir söylem alanı tanımlamasında da bu çok belirlidir zaten. Ama çok ciddi kriz anları işte Newton fiziğinden Einstein fiziğine geçişteki kadar ciddi kriz anlarının görülmediği zamanlarda kavramlar arasında ya da kavramın sürekli o aynı kavramların aynı problemler ya da benzer problemler boyunca sürekli ortaya çıkmasında da bir süreklilik görür. Yani hani hem kopuşlar vardır der, hem de tarihinde hem de süreklilikler vardır. Ama biz sürekliliklerin hangi zaman periyodunu kat ettiğini ancak kavramların değişimlerine ya da değişmezliğine bakarak kestirebiliriz. Buna karar verebiliriz. Ve de kavramların değişimine bakarken de evet hakikat normu önemlidir der. Ama orada en başta hani bir problemle, yaşamla ilgili bir problemle karşılaşıldığı anda mevcut kavramları kullanmak. Yoksa eğer yani kavram deneyden çıkar dediği noktada ya da kavram gerçekliğin nesnenin kendisinden çıkar dediği noktada zaten o çok eleştirdiği empirisizme düşecektir ki Tanrı'ya orada sınırlarını çok kesin çizer. Olur mu? Yani uzatmak istemiyorum. Şey kesinden bir şey mi diyorsun? Ki öyleyse tutacağım. Yani aktarım meselesi, kavramlar aktarılırken problem de aktarılıyor. Meselenin zaten eleştirme noktan yani bütün bu kendi çalışmalarının yani Asandaş ve Dönüzden kanadını eleştirdiği nokta, Tambelan da eleştirdiği nokta kavram aktarılırken derdin aktarılması. Evet. Yani o anlamda... Orada dert aktarılmıyor. Orada dert aktarılmıyor. Zaten hani birinin söylediği de derdi, yani o noktada kavramsal kuruluşlarsa karşısında sanki yani işte kavramış olduğunu değiştiğinden yani o kişi olarak ortaya çıkıyor olabilir. Bunun yani kavramıyla. Sürekliğini aslında yani işte kurumsallaştırma ve şey yapıp yani özellikle dediğim gibi onu düşündüğün zaman kavramın kendi içerisinde bir varoluşu gibi bir şeye yani böyle bir şey olması da ona dair bir sınıf koyabilmiş oluyor. Yani böyle hep dil üzerinden ve kavram ve bilimin ayrışması onun üzerinden giden işte bu işte kırıkları şunları bunları hep onun üzerinden görüyoruz gibi ama o tam da tarihsel ortaya çıkan yani görünür dediğim altında saklayanı bağlı değil ama bizim sürekli üzerinden gittiğimiz bir şey gibi oluyor. Yani tam da senin işaret ettiğin işte ne koptu orada işte eşyarken çalışmasına gittiğimiz noktada sadece bir şeyden kavram sürekliğinden veya kavram kırılmasından sadece bahsetmiyor. Hiç kalmadı. Tam aslında soruyorsa çok teşekkür ederim.
katkılarımızı